Serdar Sarıdağ YouTube kanalında bir başka video ile karşı karşıyasınız. Açıkçası çok keyif alıyorum bu videoları çekip YouTube kanalıma koymaktan. Çünkü gelen yorumlar benim için çok önemli. Yorumlara cevap vererek hem fikir jimnastiği yapıyoruz hem de insanların nabzını tutmuş oluyoruz. Umarım sizler de beğeniyorsunuz bu videoları. Efendim tabii videolarımızın içeriği genelde gündemle ilgili. Şimdi diyeceksiniz ki Covid-19 salgınından dolayı gündemde ne var? Futbol mu var? Var. Yani bir şekilde futbol ile ilgili planlamalar, projeler ve ligin bundan sonrası ne olacak gibi çalışmalar sürüyor. Şimdi öncelikle şunu belirtelim. Yarın belki bu video çıktığı gün diyelim. Bir UEFA toplantısı olacak. Ülke federasyonlarıyla internet üzerinden video konferans şeklinde bir toplantı olacak. Tabii toplantının içeriğini bilmiyoruz. Toplantının saatini bilmiyoruz. Yani ana konu mutlaka liglerin oynanması yönünde olacak ama acaba UEFA mı bir şeyler söyleyecek yoksa UEFA federasyonların önerilerini mi alacak? Bunu bilmiyoruz. Bunu tabii yapılacak olan bu toplantının ardından gelecek açıklamalar. Bunlar biraz ışık tutacak bize. Sonra belki de bu görüşler alındıktan sonra UEFA kendi içerisinde, kendi yönetim kurulunda yine video konferans şeklinde bu değerlendirmeleri masaya yatıracak. Belki işlerinden birini seçecek. Belki işlerinden birkaç tanesini seçip onları sentezleyerek kendince yeni bir proje ortaya koyacak. Yeni bir yol haritası çizecek. Ama mutlaka ve mutlaka şunu belirtmekte fayda var. UEFA, FIFA bu oyunun oynanmasını arzuluyor. Oynanması yönünde çaba sarf edilmesini istiyor. Fakat burada tabii ki ülkelerin biraz çünkü ulusal güvenliği tehdit eden bir durumda karşı karşıyayız. Ulusal ekonomileri tehdit eden bir durumda karşı karşıyayız. Covid-19 salgını böyle bir tehlikeyi karşımıza çıkartıyor. Dolayısıyla burada söz hakkı sadece federasyonlarda kalmıyor. Yani evet federasyonlara devlet karışmaz ama bu normal şartlarda futbol oynandığı zaman, futbola hayat verildiği zaman olabilecek bir durum. Ama şu an burada tabii ki ulusal bir sorun olduğu için bu konuda bilim kurulu ve Türk devletinin vereceği, alacağı kararlar da çok çok önemli. Her ülkenin kendi bilim kurulu ve kendi devlet mekanizmasının alacağı kararlar çok çok önemli. Şimdi bizde oynatılabilir, İtalya'da oynatılmayabilir, onlar oynatabilirler. Fakat oradaki durum ile buradaki durumlar çok farklı. Yani oradaki vaka sayısı, oradaki yoğun bakımdaki hasta sayısı, efendime söyleyeyim oradaki sağlık sistemi ile Türkiye'deki sağlık sistemi, vaka sayısı, test sayısı çok çok farklı. Hiç kuşkusuz ki tüm dünya basınında da yani Türkiye'de çıksa hadi deriz ama bütün dünya basınında yazdığı gibi sağlık sistemimiz hastalıkla mücadele konusu alkışlanacak türden. Aynı zamanda diğer ülkeleri Türkiye'nin yaptığı maske yardımını da unutmamak lazım. Dolayısıyla buradaki konjonktür çok farklı, oradaki konjonktür çok farklı. Bu coğrafyada belki oynanabilir, evet orada risk taşıyabilir, bunları bilmiyoruz. Fakat ne yapacağız, ne yapmalıyız? Bu konuda soru işaretleri var. Bir yol haritası arıyoruz. UEFA'nın ve FIFA'nın çizdiği yol haritaları önemli. Fakat burada şunu da bilmekte fayda var. Eğer UEFA benden, Türkiye Futbol Federasyonu'nda veya İtalya Futbol Federasyonu'nda ya da Almanya Futbol Federasyonu'nda görüş alıyorsa, bir öneriniz var diyorsa, çalışmanızı ortaya koyun diyorsa burada bence önemli bir fırsat da doğuyor. Şimdi biz ne yapmalıyız? Acaba İtalyanlar ne yapacak, İngilizler ne yapacak, Almanlar ne yapacaktan öte biz ortaya ne koyacağız? Bu çok daha önemli. Belki Türkiye Futbol Federasyonu ortaya koyduğu model UEFA'ya çok cazip gelecek. FIFA'ya belki çok cazip gelecek. Diğer ülke federasyonlarına çok cazip gelecek. Belki Türk usulü bir sistem gelecek. Bilemiyoruz. Tamamıyla bizim kendi çalışmalarımızla ilgili bir durum. Bizim bilim kurulumuz, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, efendime söyleyeyim, kulüplerden alınacak görüşler, burada hocalardan alınması gereken görüşler, bunlar çok önemli. Keza Şansal Büyük'a Fatih Terim'le bir telefon röportajı yapmış. Fatih Terim'de bir önerisi var. Ne diyor? Haftada iki maç pazartesi, salı, çarşamba. İkinci maç ise cuma, cumartesi, pazar. Pazartesi oynayan cuma oynayabilir. Salı oynayan cumartesi oynayabilir. Çarşamba oynayan pazar oynayabilir. Aradaki 3 günlük süre takımların dinlenmesi için yeterli.
Ha, seyahat olacak mı bilmiyoruz. Belki bir şehirde, belki de birkaç şehirde bütün takımları toplayıp, ki Antalya, Alanya bunun için konuşuluyor. Karantina Ligi adı altında bir organizasyon da söz konusu olabilir tabii ki. O zaman seyahat zorunluluğu da kalmaz. Belki basın mensupları alınmayacak o maçlara. Belki sadece foto muhabirleri olacak. Bilmiyoruz. Her maç öncesi belki de haftada iki kere testler yapılacak. Bütün bunlar risk taşıyor mu taşımıyor mu bilmiyoruz. Bunların hepsine tabii ki öncelikle bilim kurulu karar verecek. Burada bilimin ışığında bir yol haritası çizilecek. Ama şunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Herkes bu oyunu izleyen, bu oyunun içerisinde yer alan teknik adamlar, başkanlar, futbolcular, herkesin, yorumcular, bilim kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, futbolu yönetenler, herkesin çorbada tuzu olması lazım. Görüşleri varsa bildirmesi lazım, anlatması lazım, yazması lazım, çizmesi lazım. Sonuç itibariyle belki de kendince, kendi ülkemizin içerisinden çıkan bir modelle belki de Avrupa'daki bu futbol krizine, liglerin yeniden oynanması konusunda yaşanan krize de ışık tutabilirler. Yani biz onlar ne yapacak, orası ne yapacak, burası ne yapacak gibi bir yol haritası beklemekten öte biz neler yapacağız? Belki bizim yaptığımız şey doğrusu, en mantıklısı, en uygunu da olabilir. Dolayısıyla bu çözümü kendi içimizde aramalıyız. Ve kendi içimizde de ararken herkesin de sesine kulak vermemiz lazım. Ortaya konulan projeleri de, yol haritaları da saygı duymamız lazım. Yani eleştirilecek tarafı tabii ki eleştirilecek ama burun kıvırmak yerine, alay etmek yerine mantıklı öneriler sunmamız lazım. Ben Türkiye'nin, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbolunun bu işin içerisinden bir çözüm yolu olacağını, bir yol haritası çizeceğini inanıyorum. Haziran'ın ortasında eğer gidişat bu şekilde olursa, Haziran'ın ortasında sanki bu ligler öyle veya böyle bir şekilde bilim kurulunun tabii ki onayı olursa start verilecek gibi başlayacak gibi diyelim gözüküyor. Hayırlısı inşallah. Gerçekten futbolu çok özledik ama hepimizin futbola hayat vermesi gerekiyor. Burada da hepimize çok iş düşüyor. Burada artık renkleri, tribünleri, camiaları bir kenara bırakıyorum. Hepimizin tek rengi var. Kırmızı beyaz. Önce bu ligi oynatmamız gerekiyor. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız daha çok sevinirim. İyi ki varsınız.